Ve yatırım akşam analizinden herkese iyi akşamlar diliyorum. Hafta başındaki piyasa değerlendirmemizde sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün haftanın ilk işlem günü ve piyasalarda ABD piyasalarının tatil olmasından ötürü kısmen olsa işlem hacimlerine düşüklük gözleniyor diyebiliriz. Martin Luther King günü nedeniyle bugün ABD piyasaları tatil. O yüzden de pariteler açık olsa da işlem hacimleri yine de bir miktar düşük seyredebiliyor. Baktığımızda bu haftanın, daha doğrusu bugünün en önemli öne çıkan gelişmesi olarak değerlendirebileceğimiz İngiltere'den gelen haberlerdi. İngiltere tarafında biliyorsunuz bir Brexit belirsizliği hakim. Uzunca bir zamandır da bunu takip ediyoruz ve izliyoruz. Ve baktığımızda hafta sonunda İngiltere gazetelerinde çıkan bazı haberlerle birlikte Brexit'in sanıldığından daha fazla sert geçebileceğine dair algıların artış göstermesi haftanın açılışı ile birlikte sterlin tarafında oldukça sert hareketlerin görülmesine neden oldu. Ve bu anlamda da baktığımızda özellikle İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın yapacağı konuşmada İngiltere'nin sınırları ve kanunlarını tekrar kontrolü ele alabilmek için Avrupa Birliği'nin ortak pazarından çıkmaya ilişkin planlar konusunda sert ve keskin ifadeler kullanılacağı dair bir beklenti ortaya çıktı hafta sonu. Bununla birlikte hem göçün durdurulması hem de diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalayabilmesi amacıyla gümrüksüz ticaret, yani Avrupa Birliği ülkeleriyle gümrüksüz ticaret yapabilme anlaşmasının da iptal edilebileceğine dair beklentilerdeki artış hafta açılışında pound doların sert bir şekilde aşağıya doğru gepli bir şekilde açılmasına neden oldu. Bu noktada yine baktığımızda şu anda da bakacak olursak pound doların 1.20'nin altına kadar, yani 1.1986'lara kadar geri çekildiğini gözledik. Fakat tabii bir taraftan da Donald Trump'tan gelen açıklamalar oluyor. Hem özellikle İngiltere tarafına doğru gelen açıklamalar da burada önemli. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına sıcak bakıyor Donald Trump ve böyle bir durumda göreve gelmesinin ardından İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapabileceğine dair sinyaller vermeye başladı. Bu tabii ki takip edilecek bir gelişme. Ayrıca piyasadaki bu sert dalgalanmadan sonra yarın belki de Theresa May piyasayı yatıştırmak amacıyla daha sakin ifadeler kullanma ihtimali olabilir. Bu iki beklenti şu an için bakıldığında pound dolardaki daha fazla aşağı yönlü hareketi biraz sınırlamış gözüküyor. Fakat genel anlamda bakacak olursak İngiltere'den gelen son zamanlardaki çoğu olumlu veri özellikle pound dolardaki aşağı yönlü hareketleri biraz sınırlamıştı. Yine de daha bir bantta hareket etmesine rağmen daha fazla düşüşlerin önüne geçmişti. Bu önümüzdeki sürece bakarsak eğer bahsedilen bu haberlerdeki gibi hard Brexit şeklinde bir ilerleme gerçekleşirse pound dolarda daha aşağı seviyeleri görme ihtimaline de sahip olacağız diye düşünüyoruz. Bu noktada da 1.15-1.13 seviyelerine doğru da bir geri çekilme orta vadede görülebilir diye söyleyebiliriz. Ya bugüne baktığımızda bizim için 1.20 desteği önemliydi pound dolarda. 1.20'nin üzerinde bir kalıcılık sağlanıyor şu anda gözüküyor. Burada bizim için önemli olan 1.22, 1.21.50, 1.22 seviyelerin üzerine geçilebilirse ancak o zaman yükseliş eğiliminin hız kazanabileceği yönünde olacak. Bakacak olursak şuralar 1.22'ler, 1.22, 40-30'lar. Daha doğrusu kabaca 1.22 diyelim. 1.22 üzerine bir geçiş sağlanırsa o zaman bu trend kırılmış olacağından bu noktada biz o zaman pound dolarda daha yüksek bir seviye bekliyor olacağız diyebiliriz. Şöyle biraz daha çizgiyi düzgün çizersek eğer daha doğru bir yaklaşık bir ifade değer bulabiliriz. Şuradan bakacak olursak gördüğünüz gibi 1.22, 1.22.50 seviyeleri bizim için oldukça önemli. Bunun için dediğim gibi Donald Trump'tan gelen açıklamalar önemli olabilir. İngiltere tarafından gelecek olan verilerin hala olumlu gelmesi etkili olabilir. Ve burada İngiltere Başbakanı yapacağı açıklamalar da yine yakından takip ediliyor olacak. Kısa vadede baktığımızda 1.20'nin altında şu an için bir potansiyel oluşamamış gözüküyor. Biz de gelişmeleri burada takip edeceğiz. Bilindiği üzere zaten Brexit ile ilgili gelişmeleri biz daha önceki yayınlarımızda da yazılarımızda da sürekli değiniyorduk. Bu yılın takip edilecek en önemli gelişmeler arasında olacak Brexit meselesi. Bunun nedeni de tabii ki 2017'nin içerisinde, yıl içerisinde Brexit ile ilgili müzakerelerin artık başlayacak olması.
Ve buna ilişkin de artık işaretleri de yavaş yavaş gördüğümüz gibi izliyoruz. Haberler de geliyor ve bu da GBP USD paritesine sert etkiler yaratıyor. Tabii bu hard Brexit ya da hard değil şeklindeki Brexit dersek, eğer hard Brexit olacak olursa da burada tabii dediğimiz gibi 1.13, 1.15, 1.13 hatta daha aşağı seviyelerde görme ihtimaline sahip olacağız. Bunun dışında günün diğer önemli sayılabilecek gelişmesi arasında söyleyebileceğimiz Dolar-TL tarafındaki yaşananlar olarak söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Dolar-TL'de Merkez Bankası son zamanlardaki sert yükselişlerin ardından ki 3.94'e kadar güçlü bir yükseliş gördük biliyorsunuz. O yükselişin ardından bir takım önlemler almaya gitti, yöneldi. Ve bu çeşitli önlemlerin ardından kısmen de olsa kurdaki volatilitenin biraz önüne geçti. Bu artık görülüyor, görülebiliyor. Biliyorsunuz önce zorunlu karşılıkları indirmişti. Döviz likiditesini arttırmak için bir miktar. Fakat bu kalıcılık sağlayamadı Dolar-TL'de. Ve yukarı yönlü hareketlilik devam etti. Bunun arkasından aldığı diğer önlemler arasında önemli olan, tabii geçtiğimiz hafta bizim takip ettik. Haftalık repo ihalesini yapmamaya başladı. Biliyorsunuz Merkez Bankası bankalarındaki ihtiyaçları olduğunda iki tür fonlamaya yöneliyor. Bir tanesi gecelik faiz dediğimiz üst bant ya da marjinal fonlama oranı dediğimiz oran 8.50. Bir de haftalık repo ihalesi olan %8 oranında yapıyor. Ve bunların da miktar yöntemini yaptığında, ağırlıklandırarak bakıldığında kimi zaman üst bandı, kimi zaman da haftalık repo ihalesini yakınlaştırarak ağırlıklı ortamı fonlama maliyetini oluşturuyor. Ve burada da gün be gün aslında örtülü bir şekilde de olsa faizi artırıp aslında faizi indirme hamlelerini gerçekleştiriyor. Tabii burada ilk aşamada repo ihalesini kaldırmasından sonra bakıldığında çok fazla yine bir etki olmadı. Daha sonra bankalarası borçlanma limitlerini de düşürmeye yöneldi. Ve bu noktada da gecelik borç verme faizinde de limit koyarak orada da %8.50'den de istenildiği zaman para vermeyebileceğini, bu noktada bankaları da geç likidite penceresine yöneltmeye doğru karar aldı. Tabii bu %10 faizine tekabül eden bir uygulama, geç likidite penceresi. Esasen bakıldığında aslında bu bankanın uygulamak istemediği bir yöntem. Fakat Merkez Bankası aldığı bu kararla bankaları, eğer nakit ihtiyaçları varsa önce bankalar arasında, ama limiti düşürüldüğü için de bu daha zor gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde daha fazla geç likidite penceresine ve bu da tabii ki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselişine doğru yönelecek bir hareket meydana getirecek gibi gözüküyor. Bunun etkilerini göreceğiz. İlk aşamada aslında 3.72'lere kadar bir hareket gördük Cuma günü baktığımızda. Fakat bugün baktığımızda yeniden yukarı yönlü hareketliğinin oluştuğunu gözlüyoruz. Burada ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti en son baktığımızda %8.39 olarak ortaya çıktı. Tabii bu da önümüzdeki günlerde özellikle geç likidite penceresine daha fazla ağırlık verilmesiyle birlikte bir miktarda yükseliş gösterebilecek gibi gözüküyor. Bu tabii kısa vadede de olsa, özellikle aslında 24 Ocak Merkez Bankası PPK'sına kadar, toplantısına kadar takip edilecek. Volatilitenin bir miktar önüne geçme ihtimali olabilir, fakat Merkez Bankası'ndan özellikle bir sert faiz hamlesi gelmediği sürece ne kadar sürdürülebilir bu geç likidite penceresi uygulaması, o da tabii ki biraz muamma. Onu da takip ediyor olacağız. Bu noktada baktığımızda bugün yine 3.80 seviyelerine doğru bir yakınlaştırma oldu. Fakat daha sonra gelen bilgilere göre bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir ekonomi zirvesi yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da buna katılacak. Ve tabii bu son herhalde gelişmeler burada değerlendiriliyor olacaktır. Ve yaklaşan Merkez Bankası toplantısı öncesinde de buradan çıkacak sonuçlar da merakla bekleniyor olacak. Bu noktada da biz bugün aslında 3.80 seviyesini özellikle takip etmekteyiz. Burada görüldüğü üzere Fibonacci seviyelerini de aslında biz burada izliyoruz. 3.79.40, 3.80, biraz onun üstünde 3.85 artı bizim önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz seviyeler. Bu noktada 3.72, 3.70 bandı da bizim için önemli. Aslında biraz daha aşağılara gelirsek 3.70'in altında burada 3.64, 3.65 seviyede de aslında biraz önemli. Fakat şu an aşamada bakıldığında biraz yükseliş eğilimi yine şu anda gözleniyor Dolar-TL'de.
Aslında biraz daha uzatmamak gerekirse, yani uzatmadan bitirmek gerekirse de özellikle bu 3.70 üzerinde yükseliş eğiliminin dolar TL'de etkisini sürdüreceğini bekliyoruz. Yani esasen baktığımızda zaten biliyorsunuz anayasa ile ilgili görüşmeler sürüyor. Başkanlık sisteminde de tartışmalar tabii burada hala devam ediyor. Bunun dışında OHAL sürüyor, asker operasyonlar devam ediyor. Külliyen hepsine baktığımızda ise aslında ortada bir ekonomik anlamda ya da yabancı yatırımcı algısında incelediğimizde bir güven sorununun olduğu da burada tabii ki ortada. Bu ortadan tamamen kaldırılmadan tabii ki dolar TL'de aşan hareketliklerin bu alınan önlemlere rağmen kısa vadeli olduğunu burada aslında düşünebiliriz. Tabii bir yandan da biliyorsunuz 27 Ocak'taki Fitch'in son beklediğimiz artık kredi değerlendirmesi var, not değerlendirmesi var. Burada da notun düşürüleceğine dair beklentiler artık iyice yükselmiş durumda ve de aslında ona dair de fiyatlamalar yapılmakta. Tabii bu da kurun yukarı yönlü hareketin ivmesini korumasına hala şu anda neden oluyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde eğer 3.80 üzerine yeniden bir geçiş sağlarsak ki şu anda oralara yakınız, 3.85-3.90'a doğru yeniden bir hareket etme isteği oluşabilecektir diye söyleyebiliriz. Biraz altına da değinelim isterseniz. Evet, altında özellikle burada hafta sonunda az önce bahsettiğimiz İngiltere tarafından gelen bilgilerin, haberlerin biraz da etkisiyle bir miktar yükseliş eğilimine girdi. Bu yükseliş eğilimiyle birlikte şu anda bizim takip ettiğimiz, bir süredir izlediğimiz, şöyle bakacak olursak aslında 1206, 1205, 1206 dirençlerini şu anda tekrar dönüyor. Şurada gördüğünüz gibi ikili bir tepe oluşmuş durumda. Bu ikili tepeyi eğer aşarsa, tabii burada aslında İngiltere ile ilgili gelişmeler önemli takip edilecek. Bunun dışında tabii bir de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması var diyorsunuz. Bu göreve başlamasının ardından uygulayacağı politikalar, Çin'e uygulayacağı, Meksika'ya uygulayacağı politikalar hakkında vereceği yeni bilgiler, burada özellikle ekonomik anlamda dünya ticaretini etki edeceği için de bir miktar güvenli varlıklara yönelimi arttırabilir. Bu noktada da aslında 1206 özellikle direncinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer 1206 üzerine bir geçiş sağlanabilirse biz daha sonra hedefimiz olarak burada aslında 1230 seviyesine doğru bir yükseliş bekleyeceğiz diye düşünüyoruz. Gelecek diye buraya doğru gelecek diye düşünüyoruz. Eğer buraya da geçersek de 1250-1255 bandına doğru da bir yükseliş meydana gelebilir. Ama bunun için öncelikle 1206 üzerine bir kalıcılık sağlanması gerekiyor. Buradaki ikili tepe teknik olarak çalışacak olursa da aslında burada aşağı yönlü hareketliliklerde hız kazanabilir. Bu noktada aslında bizim için 1195 desteği önemli. Eğer burada 1195 desteği kırılırsa buradan daha aşağıda artık 1180 ve 1165'e doğru da bir geri çekilmeden de bahsediyor olacağız. Özellikle bugün aslında 1206'yı akşama kadar, bir gün kapanışına kadar takip etmekte fayda var diyelim. Biraz euro dolara da değinelim. Evet, euro dolar biliyorsunuz o da zaten dolar endeksiyle birlikte hareket ediyor. Ters korelasyon olarak hareket ediyor. Burada bizim için 1.0670 direnci önemliydi. Zaten daha önceki yazılarımız ve analizlerimizde de videolarımızda da biz buna değindik. 1.0670 üzerine kalıcılık sağlayamadıkça paritede aşağı yönlü hareketliliklerin baskın olacağını düşünüyoruz demiştik. Ve öyle de oluyor şu anda. 1.0670 altında kalıcılık sağlayan parite 1.06'nın altına doğru geçme çabasını gösteriyor şu anda. Tabii burada dolar endeksi bir miktar önemli. Dolar endeksi biliyorsunuz şurada gösterecek olursak saatlik grafikte bakılacak olursa şu anda bir toparlanma eğilimi içerisinde ve bu direnç üzerinde kaldığı sürece ki orası da kabaca 101.30 olacak. 101.30 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketliliğini 102-102.60'a doğru sürdürebilir. Bu noktada bu hareketlilik, yukarı yönlü hareketlilik devam ettiği sürece de paritede de biz aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesini burada bekliyoruz. Özellikle burada 1.0570 bizim için şimdi önemli. Onun altında 1.0520'ye doğru geri çekilme görülebilir. Kesin 1.0520 de önemli bir destek noktası. Tabii burada dolar endeksinin yukarı yönlü hareketliliği 102.60'a doğru devam edecek olursa da 1.0520 altında 1.0470'e kadar bir hareket burada görme ihtimalimiz var.
Burada aslında önümüzdeki günlerde açıklanacak olan önemli verilere de birazcık değinelim. Yani bu hafta aslında önemli veriler de bizi bekliyor. Onlara da kısaca bakacak olursak eğer. Bugün çok önemli bir aslında açıklanması beklenmiyor. Yarın bakacak olursak. Yarın İngiltere'de üretici fiyat endeksi verisi var. Japonya'da sanayi üretimi var yarın açıklanacak olan önemli veri olarak. Almanya'da yarın ZIV endeksi var ki bu da ekonominin gidişatı hakkında önemli bir son veri olarak takip ediliyor. Bu veri beklentilerine iyi gelirse Euro'da bir yukarı yönlü hareketli görme ihtimali var. Yarın Çarşamba günü de bakalım. Çarşamba günü Almanya'dan enflasyon verisini alacağız. Bunun dışında baktığımızda İngiltere'de yine işsizlik oranı var ve Avrupa bölgesinde çekirdek tüketici fiyat endeksi, enflasyon verilerini alacağız Avrupa bölgesinden ki bu da aslında önemli bir veri. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası özellikle uyguladığı parasal genişleme programı şu anda devam etmekte ve süresi de uzatıldı biliyorsunuz 2000'in sonuna kadar. Bu noktada enflasyon verileri burada önem arz ediyor. Beklentinin üzerinde gelecek olan veri yine burada aslında Euro'da yukarı bir hareketlilik yaratabilir. Bu hafta ortasında da bu veriyi takip ediyor olacağız. Ve tabii burada aynı zamanda ABD tarafında da enflasyon verilerini alacağız. Hem çekirdek hem de manşet enflasyon verileri bizi burada karşılayacak. Bu da aslında özellikle Fed'in takip ettiği çekirdek PCE'ye gösterge olması açısından önemli takip edilecek veriler, enflasyon verileri. Beklentilerin üzerinde gelmesi yine dolar endeksinde 102 seviyelerin üzerine doğru bir hareketliliği burada aslında hızlandırabilir. Diyelim. Burada baktığımızda aynı zamanda çarşamba günü Janet Yellen'da bir konuşması var. Saat bizim saatimizde akşam 23'te. Bu da aslında yakından takip edilecektir ve piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Akşam saatlerinde biz de bunu takip ediyor olacağız. Her zaman olduğu gibi. Perşembe gününe baktığımızda ise burada Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var Perşembe günü. Burada da faiz kararı açıklanacak. Faiz veren bir değişiklik yapılmasını aslında beklemiyoruz. Para politikası ile ilgili herhangi bir değişikliğin de yapılmasını beklemiyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz Aralık ayında yapılmıştı. Artık onun etkileri burada takip edilecektir. Bu noktada da Avrupa Merkez Bankası da tabii ki aldıkları bu önlemlerin ne yöne doğru ilerlediğini burada izleyeceğini belirten büyük ihtimalle açıklamalarda bulunacaktır diyebiliriz. Bunun dışında ABD tarafında Philadelphia Fed İmalat Endeksi yine Perşembe günü açıklanacak. Önemli veri olarak takip edilecektir. Ve tabii ki saat 16.30'da bizim saatimizde Avrupa Merkez Bankası açıklaması olacak. Yani Draghi'nin konuşması burada olacak diyebiliriz. Aynı gün yine ham petrol stoklarını yine takip ediyor olacağız. Cuma gününe geldiğimizde ise Cuma günü aslında Çin'den oldukça önemli veriler bekliyoruz. Çin'de 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 4. çeyrekte yıllık bazda %6.7'lik bir büyüme beklentisi var. Bu şekilde gelecek veri piyasalarca çok çok olumlu algılanmayacaktır. Zaten biliyorsunuz Çin ekonomisi uzunca bir zamandan beri zaten tek hanede bu seviyelerde bir büyüme gösteriyor diyebiliriz. Bunun dışında Çin'de yine sanayi üretimi de aslında önemli veriler arasında takip edilecek Cuma günü. İngiltere tarafında perakende satışlar açıklanacak. Burada Cuma günü özellikle akşam saat 20'de, 20 Ocak tabii bu biliyorsunuz önemli tarih, Trump'ın konuşması çok yakından takip edilecek ve piyasada oldukça önemli hareketlilikler yaratacaktır. Biliyorsunuz başkanlık görevi 20 Ocak'ta başlıyor Trump'ın ve buradan da konuşması yapacak konuşmada piyasalarca oldukça yakından takip edilecek ve biz de yakından izliyor olacağız. Aynı gün yine 9'da John Fed üyelerinden John Williams'ın da konuşması olacak. Aslında kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Pariteler ve altın üzerine konuşmak istedim. Hafta içerisinde bu verileri yakından takip ediyor olacağız. Görüldüğü üzere oldukça yoğun bir gündem bekliyor bu hafta bizi. Biz de bunları takip ediyor olacağız. Canlı yayınlarla ve periskop yayınlarıyla yine sizlerle birlikte olmaya
devam edeceğiz. Ben herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi akşamlar. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.